Geldiniz yayınımıza. Sayın Oyan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum size. Madde madde var ama hepsini incelemek istiyoruz ama. Şimdi Cumhurbaşkanlığında bir raportör kadrosu oluşturulacak. Önce bu ne anlama geliyor? Sonra planlamayla ilgili yine bir değişiklik var. Plan Bütçe Komisyonu'nda bir değişiklik var. Bu da ne anlama geliyor? Sizden dinleyelim. Efendim şimdi bu 17 maddelik bir torba yasa Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Yani yürürlük ve yürütmeyi saymazsak 15 maddesi yani geçerli olacak eğer genel kurulda yeni bir madde eklenmezse. Şimdi bunun 7. maddesinde Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü, raportör yardımcılığına ilişkin bir düzenleme var. Evet. Bu düzenleme halen Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan bir raportör ve bir raportör yardımcısını istisnai memuriyet kapsamında olan şeyi memur şey düzenlemeyi görevlendirmeyi daha yapısal bir düzeye getirmeye çalışıyor. Yani Cumhurbaşkanı bütün her alanda bütün kamu kurumları Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğu her alanda şey yapabilecek, rapor yazabilecek bir raportörlük kurumu oluşturmaya çalışıyor. Bu kurumu oluştururken de hatta mevcut şu an görev yapan raportör ve yardımcılarını işte şey başka kurumlara aktarmaktan bahsediyor ki bu olağan bir şey sayılamaz çünkü bunlar kendi görevleriyle bağlıdırlar. Yani başka kurumlara oradan gönderilmesi de yasaya aykırı bir durum. Ama esas aykırılık şurada. Kamu görevleri kamu düzenli kamu memurları tarafından yapılır. Yani 128. madde bunu içeriyor anayasanın. Dolayısıyla burada bir anayasaya aykırılıktan bahsetmek mümkün. Yani kanunla düzenlenmesi gerekiyor bu tür şeylerin. Düzenlemelerin. Burada kanunla düzenleniyor gibi gözüküyor ama torba yasada sadece bir madde. Bunun görev tanımı bile yapılmıyor. Dolayısıyla burada hem görev tanımlaması yapılmadı hem de görevlerinin sınırlarının belirtilmesi gerekiyor. Burada getirilen raportörlükte hiçbir sınır yok. Yani nerede duracak? Cumhurbaşkanı neresi derse orada duracak. Kaç kişilik belki, bir kadro olduğu da belli değil. O da belli değil. Hı-hı. Belki Cumhurbaşkanı şu vakada farklı bir sınır koyacak, öbür vakada farklı bir sınır koyacak. Yani tamamen keyfi. Hı hı. Meclisin yetkilerini anayasa 7'ye göre tanımlanmış meclisin yetkilerinin hiçbir kuruma devrilmeyeceğine ilişkin şeyi de maddeyi de evet. Böylece aykırılık oluşturuyor. Tabii anayasanın 2. maddesi hı hı. Hukuk devleti uygulaması evet. Tamamen ters. Düzen ne çıkacağı da tam bilinmiyor. Ne yapacak, ne yapılmak isteniyor. Yani aslında meclisten tek bir madde geçiyor. Bu yarı mamul bir şey düzenleme oluyor. Bunu mamul hale getirmek, yani makarnanın sosunu koymak ki makarna sos konmazsa biliyorsunuz bir şeye benzemez. Cumhurbaşkanı'na bırakılıyor. Böylece Cumhurbaşkanı yasa yapar duruma geliyor. Oysa Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bütçe dışında hiçbir yasa yapamıyor. Sadece kanun hükmü kararnameler çıkarabilir. O da yasayla düzenlenmesi düzenlenmeyen alanlarda çıkarabilir. Dolayısıyla burada bir ciddi anlamda anayasa aykırılık, bir yetki aşımı, meclis yetkilerinin tırpanlanması var. Farklı bir maddeyi daha sormak istiyorum size. Performans Tabii. esaslı bütçelemeden performans esaslı program bütçeye geçilecek. Bir oraya kelime eklenmiş ama bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir değişiklik yapılıyor peki? Şimdi 2003 yılı sonunda mevcut iktidar, AKP iktidarı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu adıyla bir kanun getirdi. Bu Muhasebi Umumiye Kanunu yerine getirilmişti. Osmanlı'dan gelen şeyi vardı, onun özellikleri vardı. Bütün Cumhuriyet dönemi boyunca uygulanmıştı. Sayıştay da bu kanuna göre denetimlerini yapar. Bu kanuna göre kendini ayarlar sürekli. Bu çok önemli bir kanun. Bütün çünkü merkezi kamu yönetimi artı yerel yönetimler artı sosyal güvenlik kurumları hepsinin yani
düzenlenmesi, bunların planlarının, bütçelerinin, programlarının yapılması, işte faaliyet raporlarının yazılması vesaire, raporlanma, bütçeleme, muhasebe sistemleri burada gösterilir. Dolayısıyla çok kritik bir yasadır. Bu şimdi getirilen torba yasasının ilk 5 maddesi, hı hı, bu yasada 5018 sayılı kamu mali yönetimi kontrol yasası değişiklik yapıyor. Şimdi ilk 2 maddesinde yapılan değişiklik daha da ilginç. Burada fonksiyonel sınıflandırma dediğimiz, işlevsel de Türkçesini söylersek, sınıflandırmanın ortadan kalktığı bir durum var. Fonksiyonel sınıflandırma ortadan kaldırırsanız, o zaman ayrıntılı denetim yapma bakımından, yani program bazında denetim yapıp proje bazında yapamayabilirsiniz. Esasen burada bir kelime oyunu var. Yani, hı hı, performans esaslı bütçelemeden biz performans program bütçeye geçiyoruz dediği zaman orada aslında performansı bir tarafa bırakıyorsunuz. 2003 öncesinde zaten uygulanan program bütçeye dönmüş oluyorsunuz ki o da çok iyi uygulanmıyordu. Yani tekrar geriye dönüş var. Daha önce buna geçişi gerekçelendirmişlerdi. Şimdi yeniden geriye dönüşü çok, hı hı, iyi bir şey diye anlatıyorlar. Ama burada çok ciddi zaaflar ortaya çıkabilir. Size birkaç tanesini söyleyeyim bir kere. Evet. Bu fonksiyonel sınıflandırma nasıl yapılacağına dair bir şey yok. Yani bundan, hı hı, sonra nasıl olacak, nasıl düzenlenecek? Ya maddeler eklenmiş ama detaylar sanırım eklenmemiş. Evet. Ya da bunlar görüşmede mi ortaya çıkacak, detaylandırılacak? Yani şeyde, genel kurulda şeyde daha ayrıntılı görüşme olur. Hı. Plan bütçede her zaman daha ayrıntılı görüşme olur. Daha teknik bir komisyondur çünkü. Oysa, hı hı, genel kurulda daha yani çok fazla ayrıntıya girilemez. Çok büyük değişiklikler yapılamaz. Hı hı. Bir program bütçeye geçeceksiniz. Yani yeni bir şeye geçiyorsunuz. İşte program bütçeleme modeline geçiliyor. Program. Ama burada şey yok. Yani kurumlar bu dönüşüme hazır mı? Buna ilişkin teknik personel hazır mı? Merkezi yönetimde hazır mı? Yerel yönetimlerde hazır, hı hı, mı? Yani hiç kimsenin haberi yok. Birden bu paraşütle indi, gündeme geldi. Eskiyle nasıl karşılaştıracaksınız? Yeni serileri eski seriyle nasıl karşılaştıracaksınız? Yani Avrupa'nın analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olacak mı? Hı hı. Dolayısıyla milli gelir hesaplarına yansıması bakımından sıkıntılar olacak mı, olmayacak mı? Yani öyle bir taş atılıyor ki bununla birçok şey kamu şeyinde, yönetiminde ve kontrolünde birçok başka taşı yerinden oynatıyorsunuz. Onlar nasıl oturacak, nasıl sistem yeniden oluşacak bilemiyorsunuz. Yani, hı hı, burada tabii şu söyleniyor ki o haksız değildir, basına da yansıdı. Program esaslı bir bütçede program bütününü görüp mesela mega projeleri göremeyeceksiniz. Mega projelerle ilgili biliyorsunuz her yıl bütçe artık giderek artan 19 milyar lirayı buldu bu mega, evet, projeler. Kamu özel işbirliği yöntemiyle yapılan projeler de sanırım içinde, evet, olacak. Evet, yani yap işlet devlet olsun, kamu özel ortaklığı olsun vesaire. Bütün bunlarla ilgili ayrıntıları göremez duruma gelebilirsiniz ve AKP'den belki de bunu beklemek lazım. Çünkü süslü lafları gene kullanıyor. İşte hesap verilebilirlik, şeffaflık falan filan diyor ama, hı hı, yani AKP'nin 18 yıllık dönemine bakarsak bu kavramlardan ne kadar uzak bir yönetim sergilediğini zaten biliyoruz. Bu aslında başka bir şeyleri kamufle etmek, perdelemek, yani daha az denetime tabi olmak için yapılmış şeyler gibi gözüküyor. Hı hı. Ne yazık ki Türkiye iyice denetimsiz, iyice yani ihale kanununda biliyorsunuz yeni bir değişiklik oldu. Her türlü kontrolün dışına çıkmış bir ülkeye doğru gidiyor. Evet. Bu 5018 sayılı yasada da çok değişiklikler yapıldı. Ta başlangıçta yapılmıştı. Şimdi anlaşılıyor ki kamu ihale kanunu bitti. Sıra buna geldi. Burada bir takım değişiklikler yaparak iktidarın kaynak kullanımlarının, kaynak tahsislerinin kontrol edilemez, kamuoyu tarafından anlaşılamaz duruma gelmesi. Tabii bu Sayıştay raporlarına da yansıyacak. Çünkü Sayıştay raporlarını bu kanun üzerinden, bu kanuna göre yapıyorlar. Hı hı. Fonksiyonel sınıflandırmada sıkıntı olursa kurumların faaliyetleri konusunda da sıkıntılar olacak demektir. Evet. Sayıştay'ın denetimine de bir şey buradan engel, bir fren, hı hı, konacak demektir. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için Sayın Oyan. Rica ederim. İyi.